parazitlenmiş yaprak biti bireyleri burada görülmekte. Yağışlı ve sıcak havalarla birlikte sayıları neredeyse 3 katına çıktı. Öyle ki bir dişisi bir yılda 1000'in üzerinde yavru üretebiliyor. Zararlı bir tür olan yaprak bitleri bu yıl Konya'yı talan etmiş durumda. Siz de bahsettiğiniz sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle bahar ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu zararlıları görmeye başlarız. Konya'da bu yıl yaprak biti sayısında ciddi manada bir artış var. Öyle ki bu zararlıların sebzelerde ve meyve ağaçlarındaki artışı verim ve kalite üzerinde büyük etki ediyor. Yaprak bitleri en çok kayısı, erik, elma, armut ve gül gibi bitkilere zarar veriyor. Yoğun olarak görüldüğü yerlerde mücadele edilmezse verim kayıplarına bile sebep olabiliyor. Meyve ağaçlarında hem sebzelerde hem de süs bitkilerinde bitki özünü sokup emmek suretiyle zarar meydana getiriyorlar. Bitki özünü sokup emerken artık madde olarak bırakmış oldukları tatlı maddeler bitki yüzeyinde parlaksı bir görüntüye sebep olmakta. Bu tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarların gelişmesiyle de bitkinin fotosentez kabiliyeti azalmakta. Dolayısıyla verim ve kalite kayıplarına da sebep olmaktadır. Yaprak bitleri bitkilerin öz suyuyla besleniyor. Aynı zamanda bitkilerin gelişmesini durdurup kapasitesini düşürüyor. Yaprak bitleri genellikle boyları 1,5 ile 3 mm arasında değişmekte. Renkleri ise sarımsı, yeşil, siyaha kadar değişen renklerde olmakta. Özellikle uç sürgünlerinde, genç sürgünlerde görmemiz mümkün. Çünkü bu gibi dokularda su oranları çok daha yüksek olduğu için sokup emmeye daha müsaitler. Dolayısıyla bu zararlar ilk etapta popülasyonlarını bu uç sürgünlerde geliştirmekteler. Bunun yanında yaprakları kıvır kıvır hale getiren bir zehir de salgılıyorlar. Sürgünlere ve genç dallara koloni halinde yerleşen yaprak bitleri bitkinin gelişimini önlüyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi yapraklarda bitki özünün sokup emilmesi neticesinde kıvrılmalar ve deformasyonlar meydana geliyor. Aynı zamanda az önce de söylemiş olduğum gibi tatlımsı madde, bırakmış oldukları tatlımsı maddeler saprofit mantarların gelişmesine, dolayısıyla bitkinin özümleme kapasitesinin azalmasına sebep olmakta. Bazı türleri ise bitki virüs hastalıklarını aktarması sebebiyle bitkilerde sorun oluşturmaktadır. Peki bu zararlı böceklerden korunma yöntemleri neler? Mücadelesi aslında çok güç değil. Öncelikle en başta da söylemiş olduğum gibi yetiştiricilerimizin arazi kontrollerini, özellikle bahar ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte arazi kontrollerini sıklaştırmaları gerekir. Çünkü üreme kapasiteleri çok yüksek. Birkaç gün içerisinde hiçbir şey yokken bir anda popülasyonlar artabilir. Bu nedenle öncelikle gözlem yapmamız gerekir. Kültürel önlem olarak da çiftçilerimizin aşırı sulamadan, aşırı azotlu gübrelemeden özellikle kaçınması gerekir. Çünkü bu ve benzeri zararlar sokucu emici ağız yapısına sahip oldukları için bu gibi uygulamalar bunların zarar oranlarını artıracaktır. Bu zararlılar ile mücadele eden bir böcek türü de var. Zirai ilaç ile mücadele etmek istemeyenler halk arasında uğur böceği olarak bilinen canlılar ile doğal mücadele yöntemini tercih edebilirler. Halk arasında uğur böceği ya da gelin böceği olarak bilinen Coccinellidae familyasına ait böcek türleri doğal düşmanlar hem larva hem de ergin dönemlerinde bu zararlıyla beslenmekte. Dolayısıyla bir mücadeleye başlarken özellikle kimyasal mücadeleye karar vermeden önce bu doğal düşmanların varlığının bilinmesi gerekir. Bunlara bakılarak kimyasal mücadeleye karar verilmeli ya da ötelenmeli kimyasal mücadele. Bir doğal düşman larvasının bu yaprak bitleriyle beslendiğini de birebir şahit oluyoruz.